Hazır. Güzel oldu ama. Buyurun. Gözlerin, burnu senden, dişleri en dışarıdaki o saçlar benden. Zaten sizin efsanelerinizi yaşayarak büyüdük. Hani birçok insan sizin efsanenizi duyarak büyüdüler. Ama bizler sizin efsanenizi yaşayarak büyüdük. Bu arada takriben 33 yıllık komutanım talebesiyim. Hatta fazlası var. Birçok efsane diye adlandırılan hadisenin hepsinin birebir şahitiz bizler. Bunlardan bir tanesi var ki şu Amerikalıları. Amerika. Evet komutanım. Onu o yıllarda Amerika'da su altında en uzun yüzen asker seçilmiştim. 4 Temmuz eğlenceleri sırasında. Çoğunuz biliyorsunuz belki yine o yıllarda 1970'te Amerika judo şampiyonu olup 120-130 kilo judocularla boğuşup madalyalar aldım, çalışmalar falan birçok şeyler var. Ama bir tanesini hiç unutamıyorum. Vietnam'a giden Amerikan Navy SEALs en son artık bir ay bataklıkta eğitim yapmışız. Baskınlar, sabotajlar, dere, göl harekatları, mağara baskınları, tünellere giriş, hani tünel fareleri dedikleri olayları falan hepsini bitirdik. En son Amerikalı SEAL'lar silahları sıfır ayarını yapıp kitleyecekler, sandıklara koyacaklar. Amerika'dayız, Virginia'da. Tayland'a gidecekler. Tayland'dan Kamboçya vesaire kendi operasyonları yapacaklar. Silahları kitliyorlar. En son işte atış ayarları için dörder dörder çöküyorlar. Hedefler önlerinde. Hedefleri atıyorlar. İşte 8, 7, orta, siyah falan ortadan vuranlar falan var. Ama M16 ile tabii. Bir tane önümde Moncrief diye bir başçavuş var. Hakikaten Kızılderili adam. Ailesi. Atıyor. Hedefi vuruyor işte 7, 8, 9 falan 12'ye kadar gidiyor. Ama Coca-Cola şişesinde koymuş. Coca-Cola kutusuna atıyor. Vuramıyor tüfekte falan. Ben de onların böyle gerisindeyiz. 8-12 metre yüksekteyiz. Biz de biliyorsunuz tam önünde birisi yatmış dahi olsa üzerinden silahla atma şansımız yok. Yasak, tehlikeli. Bir anda ayağa kalkabilir. Ya açılı gideceksiniz ya yüksekte olacaksınız. Ben yüksekte olduğum için Bob Gallagher hocamız vardı. Türkiye'de SAT'ı kuran Navy Cross madalyalı, Amerika'nın en çok madalyasını alan SAT'lardan biri. Türkiye'de bizi yetiştiren. Amerika'da da orada yine subay, asubay hepimizi o yetiştiriyor. Adam atıyor, vuramıyor ya tüfekte konserve kutusuna. Ben baba işaret ettim. Atayım mı dedim. Böyle yaptı. Tabancayı çıkardım. Dizlerimi koydum. Bileklerimi koydum. Tabii oturuyor farz edin yerde beni. Nişan aldım. Tak çektim. Ping gitti. Coca-Cola şişesi uçtu. Adam geriye döndü. Kızılderili ne oldu falan diye böyle bana. Baça uçamam. You goddamn motherfucker, cocksucker, you son of a bitch falan küfürler diye bana. Ben de ondan 3 sene kıdemliyim asubay olarak. O mesela diyelim 7 senelik asubaysa ben 11 senelik asubayım o sırada. Ya da shut up man dedim falan dedim, bağırdım ona sus falan dedim. Bab geldi, you did alright dedi. Mahvettin onları dedi. Bakın Amerikalı'dan daha iyi attığım halde Amerikalılar değil, talebesi olduğum için geldi bana. You fuck them. Tebrik ediyor beni. Sonra bütün satlar falan. Akşam son gün ya parti veriyor ormanda, bataklıkta bir şeyler içiliyor falan böyle. Bu işte davullar çaldık, trompetler bilmem ne, şarkılar falan. Bir baktık saat 3 olmuş biz Türk satlarla Amerikalılar. Çoğu erken yattı zaten. Biz de yattık. Sabahleyin bataklıkta suyun akışkan olduğu yerde yüzümüzü yıkıyoruz, tıraş oluyoruz. Bu Moncrief geldi elinde matarayla yanıma baktı böyle bana sersem. Dedi ki, it was a good shot dedi. Çok iyi atıştı dedi. But I couldn't sleep whole night dedi. Bütün gece uyumadım dedi. Bir asubay Türk onu tabancayla, tüfekle vuramadığı yeri tabancayla vurunca. Tabii bunlar geçmişteki güzel hatıralar ama en güzel hatıra çocukları yetiştiriyorum. Binlerce çocuk. İşlerinde tabii en sivrilmiş. En çok sevdiğim, en çok emek verdiğim güzel bir anım anlatıyor. Birçok anım var. Ayağı dururken yanlış duruyormuş, ayağını vurup atmışım sırt üstü yere. Bugün onu anlattı. Bir sürü hatıralar anlattı. Ben unutmuşum tabii. Şimdi çok güzel bir an anlatacak size.
Tabii komutanımla spor salonunda dediğim gibi çok küçük yaşlardan beri tabii ilerleyen aşamalarda tabii eğitim boyutlarımız da değişmeye başladı. Hatta komutanım müsaade ederseniz bir anım daha var, onu da anlatmak istiyorum. Bir esmer bir çocuk vardı, ismini hatırlayamıyorum komutanım. Belki sizin şu an talebeleriniz arasındadır. O gün babam gelmişti. Siz onunla sohbet ediyordunuz. Wow. Salon için müsabaka yapıyoruz. O esnada siz arkanızı döndünüz. Hakemleriniz. Kasıklarıma vurdu. Yani bilinçli olarak vurdu. Wow. Kahverengi kuşaktı. Ben o zaman turuncu kuşaktı. Turuncu olacak. O anda siz arkanızı döndüğünüz anda yenemiyordum. Puan olarak üstteydim. Kasıklarımı vurdu. Diz üstü çöktüm ben yere. Tabii o anda sinirlendim. O anda kızdım ki komutanımın asla kızgınlık ve sinirle ilgili o salonun içerisine sokamazdınız. Dinlerde olmadı. Yani ama işte tabii ki çok yaşımın da gençliğinden kaynaklı o anda yattığım yere kalktım, komutanım kaldırdı, ne oldu dedi. Bir şey demedim, anladım. Devam edecek misin? Edeceğim hocam dedim. Geç bakalım dedim. Geçtim. Başladık şimdi müsabakaya. Direkt savunmadayım. Babam bir şey söyledi. O sırada komutanım döndü. O döner dönmez. Direkt burnuna bir yerleştirdim. Kıpkırmızı bütün her tarafı. Halbuki kan çıkarmak yasak. Yasak, yasak, yasak. Çok herhalde 200 şınav ceza vermişim. Komutanım 200 şınav ceza verseniz o başımla beraberdi. Odasına komutanım süründü. Cross training ver. Hepsini yaptırdım. Hepsini yaptırdınız. Yani bütün hepsini yaşadım. En son bir yandan da öyle bir korkuyorum ki hani benim için çok aşırı değerliydi o zaman da. Hani ona karşı bir saygısızlık yapmak bizim için yani paha biçilmez bir hataydı. Odasına gitti. Baktım Erol Hoca'ydı galiba. Erol Hoca'ydı. Beni çağırdı. Namık Hoca seni çağırıyor dedi. Eyvah dedim. Odaya bir gittim. Alt katta tam köşede bir odası var. Bir akvaryum vardı hatta. Evet. 80'li yılların değil mi? Komutanım. O arada içine girdim. Ama nasıl gireceğim de bilmiyorum. Başımı kaldırıp bakamıyorum bir defa yüzüne. Çünkü evet bir hatam var. Şöyle içeride duruyorum. Seni dedi. Artık dedi bu salonda istemiyorum dedi. Babam da içeride oturuyor, rahmetli. O anda oradan ben aşağı inmek istiyorum yani, yok olmak istiyorum. Bitti dedi, kafayı, Ercüment dedi, kafanı kaldır dedi. Bir şey fırlattı kucağıma, şöyle bir sarıldım, bir baktım, siyah doboklar. Mükafatlar verdikten. Yarın sabah dedi, aşağıdasın. En çok istediğim yerdeydim aslında. Karateyle başlamıştım. Daha sonraki aşamada işte judoya geçiş bu şekilde gerçekleşmişti. Hep gelip merdivenlerden seyrediyordum nasıl yaptıklarını. Ertesi gün baktım ki o salondayım. Ve ondan sonra işler çok değişmeye başladı. İşte o esnada artık farklı bir talebe pozisyonuna geçtikten sonra... Bir gün komutanıma gittim. Dedim ki komutanım ben dedim fiziki anlamda gelişmek istiyorum dedim. Zayıf bir çocuktum. İşte özeniyordum diye. Şimdi idolümüz var bizim karşımızda. Bazen böyle üzerine bir çıkartırdı. O baklavalar, göğüsler, kanatlar falan böyle bir çıkardı. Aa, eski güzel günler. Tabii çok özeniyorduk. Dedim ki ben dedim işte yüz geliştirmeye de başlamak istiyorum dedim. Ama erken de daha o yaş için. Aynen şunu buldunuz. Tamam oğlum. Şimdi dışarı çıkıyorsun. İncirli'deki yerdeyiz. Dışarı çıkıyorsun dedi. Bana bir tane kuru dal, bir tane de yaş dal al gel dedi. Tabii emir telakkisi olmaz. Aldır güdür ben hemen koştum. Bir ağaçtan bir yaş dal, bir tane kuru dal aldım. Geldim hemen, kapıyı çaldım. Gel bakalım dedim. Şimdi dedi, kuru dal eline al dedi. Aldım. Bırak dedi, bıraktım. Yaşı al dedi, aldım. Kır dedi. Tabii çevirdim, esnedi. Bırak dedi, bıraktım. Kuru dal aldı dedi, aldım. Kır dedi, çıt diye kırdım.
Yaşları al dedi. Yaşları al dedi. Al. Sen dedi busun dedi. Seni dedi ben böyle yetiştirdim dedi. Önce esnek yapacağız. Eğer dedi. Süratli yapacağız. Seni dedi. Sonra da güçlendirelim. Bir anda böyle yaparsan da böyle kırılırsın dedi. İşte hocamın, komutanımın, öğretmenimin hayatıma kattığı o küçük değerlerden sadece ve sadece minnacığı buydu. Ama tabii ki düşünün o yaşlardaki bir çocuğun gelişimine nasıl katkı ve değer sağlayacağını. Komutanım. Her zaman için bu el öpmeyi isteyen çok fazla insan var. Bana da söylüyorlar. Selamlarını o kadar çok selam söylüyorlar. Yaşlandığım meydana çıkıyordu. Yok tabii. Öyle bir şey kabul etmiyoruz biz. Çok fazla selam getiren var. Çok fazla seni seven var. Aşağı yukarı 300 bine yakın talebe yetiştirmişim. Bunlar şimdi bazıları dede olmuş, yolda çeviriyorlar falan. İşte 4 nesil talebe yetiştirdim ama hepsinden de iftihar ederim. Fakat bunların içinde en güzeli ve en kıymetlisi, hakikaten en yüksek yere gelen ve ülkeme çok faydalı olan bir kardeşimdir. Yoksa burada birlikte olmazdık. Sağ olun. Sağ olun komutanım. Biz hepinize, Poligon Kulübü'ne ve bütün bizi sevenlere çok teşekkür ediyoruz. Birazdan içeride canlı çekimler yapacak. Bunun da en güzel tarafı burada o kadar tecrübeli bay ve bayanlar var ki. Şimdi 8 kişi hedefe doğru hücum ediyoruz. Hedef kontrol, ilerleme, target ateşi yapacağız. Hiçbir tanesi hata yapıp damlayı bizim bacağımızdan veya vücudumuzdan getirmedi. Ve yayılmalarda, toplanmalarda bile hedef ateş ederken inanın sanki SAT komandoluyla eğitim yapar gibiydim. Hiçbir sırtımızı birbirimize teslim ederizse hiç korkmadan. Çünkü biliriz ki hiç sırtımızdan kazara ateş olmayacak. Burada yapılan emniyet tedbirleriyle o atışlar, grup atışlarında arka arkaya biz 40 ayak vaziyetinden dağılmaya falan geçerken inanılmaz güzel, sanki böyle 25 senelik komando eğitimi görmüş gibi arkadaşlarla çalıştık Poligon'da. Ben hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verip Poligon'da çalışma imkanı verdiğiniz için çok sağ olun. Değerli arkadaşlar, hepinize ayrı ayrı selam ediyorum. Tekrar ediyorum. Bazen evet dönüş yapamıyoruz. Fakat bizi seven herkes bizler de çok fazla seviyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Ve eğitimlerde inşallah... Bu kadar yumuşak olmayacağız herhalde değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Tabii bu bizim normal yolumuz. Bir de eğitim yolumuz var değil mi komutanım? Tabii. Mutlak disiplin ve mutlak riayet. Ben buraya gelip burada şereflendirdin ve bana da bu fırsatı verdiğin için sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim komutanım. Sağ olun.